Evet değerli seyircilerimiz, kaptan pilotlarımızdan Sedat Oyman, Eurovision ekibine kameralarımız aracılığıyla böyle başarılar diledi. Sizlere uçağın bu kaptan mahallinden bir kere daha ben de merhaba demek istiyorum değerli seyirciler. Pilotumuzun da söylediği gibi yaklaşık 10 dakika kadar önce Brüksel'e gitmek üzere, sanatçılarımızla birlikte yarışma için Brüksel'e ulaşmak üzere havalandık. Değerli seyircilerimiz, bu programın adı Eurovision şarkı yarışmasının ardından. Siz tabii ki bu programı yarışma bittikten sonra seyredeceksiniz. Ancak bizler sizlere bu yolculuğu başladığımız noktadan itibaren bitiş yerine kadar bir hikaye içinde sunmak istedik. Bundan 3 saat 20 dakika önce başlayan yolculuğumuz Brüksel Uluslararası Havaalanı'nda noktalandı. Buradan sizlere sevgiler. Bu defa kaldığımız otelden merhaba sevgili seyircilerimiz. Bugün 3 Mayıs 1987 Pazar. Dün Brüksel'e inen ekibimiz dinlendikten sonra bu sabah kahvaltısını yaptı ve kahvaltıdan sonra da hafta boyunca sürecek olan etkinliklerde ne gibi şeyler yapılacak onu görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi şu anda toplantı halinde. Evet, ben sözümü burada noktalayayım. Gerisini arkadaşlarımız size görüntülesinler. Yarın 17.15'te buradan otobüs hareket edecek. Yalnız kıyafetlerimiz, sahne kostümlerimiz yanımızda olacak. Işık için kostümlerin gösterilmesi gerekiyor. Herkes kostümünü yanına alacak. Ayrıca o sunuş arasındaki 30-40 saniyelik çekimin günü de yarın. Sevgili seyircilerimiz, Hollanda televizyonunun Türkçe yayınlar bölümü yapımcılarından Sayın Roland Hurioğlu Brüksel'de ekibimizle birlikte çekim yapıyor. Kendisi dinlenmek üzereyken biz hazır fırsatı da yakalamışken Roland Hurioğlu'yla bu konuda sohbet edelim istedik. Sayın Hurioğlu, önce merhaba tekrar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öğrenmek istiyoruz, acaba yaptığınız bu çekim neye yönelik, ne zaman yayınlanacak? Şimdi yaptığımız çekim Hollanda televizyonunda yayınlanacak. Perşembe günü 7 Mayıs'ta. Demek oluyor ki Eurovision'dan 2 gün önce. Amacımız Hollanda'da oturan 160 bini aşkın Türklere, Hollandalılar aynı zamanda, Belçika'da bizi seyreden, Almanya'da bizi seyreden Türklere Eurovision'a katılacak grubumuzu tanıtmak, onların portresini yapmak, aynı zamanda şarkıyı da tanıtmak. Öyleyse Hollanda'dan yapılacak olan bu Türkçe yayın Avrupa ülkelerinin pek çoğundan seyredilebilecek. Pek çoğunda dediğimiz zaman yani Belçika, Lüksemburg, Almanya, Hollanda bu sınırında bulunan Almanya kentleri içinde seyredilebiliyor, evet. Sayın Hocaoğlu, bir parça bu Türk yayınları hakkında bilgi verir misiniz seyircilerimize? Şimdi Türk yayınları Hollanda'da 12 yıldan beri Türkçe yayınlar yapılıyor. Hı-hı. Hollanda televizyon kurumu çerçevesi içinde. Bunlar şimdiye kadar, geçen sezona kadar 10 dakikalıktı. Bu sezondan itibaren yarım saatle çıktı. Haftada yarım saat yayın yapıyoruz. Yayınımızın içeriği sosyal, yani Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına, sosyal sorunlarına eğilmek. Aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'da onları ilgilendiren konuları öne sürmek ve özellikle tabii bu Eurovision'da bizim için onları, Türkiye'nin inşallah başarılacağı, Eurovision'da başaracağı grubu tanıtmakta bu sefer. İnşallah tabii, biz de bu dileğe katılıyoruz Sayın Hurioğlu. Daha önceki yıllarda Türk ekiplerini çekip aynı program içinde yayınlama fırsatını bulmuş muydunuz? Evet, geçen yıl gene şansımız grubun Amsterdam'a gelmesiyle öyle bir çekim yaptık. Aşağı yukarı her yıl Eurovision grubunu seyirci izleyicilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye açısından etkisi ne oluyor acaba bu tip yayınların? Türkler için mi demek istiyorsunuz? Parçamızın, evet, şansı açısından, daha iyi tanıtılması açısından.
Bizim amacımız ve umarım ki amacımıza ulaşabiliyoruz. Parçayı tanıtırken melodiyi iyice kulaklarına, izleyicinin kulağına getirmek ve böylece ön sıralara alabilmektir. Ve umarım böyle bu amaca ulaşabiliyoruz. Evet. Size çok teşekkür ederim. Ancak önce acaba Türkiye'ye buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zannedersem Hollanda'da yaşayan yurttaşlarımız bütün Türkiye izleyicilerine, Türkiye'de bulunan izleyicilere selamlarını söyler ve Eurovision için grubumuzun başaracağına inanıyoruz hepimiz. Burası hipodrom. Biraz sonra ilginç bir yarış başlayacak. Bu bir at yarışı. 22 ülkenin adı verilen atlar yarışacak. Acaba hangi ülke birinci olacak? Bütün gruplar merak içinde sevgili seyirciler. Şu anda da Johnny Logan'la beraberiz. Sevgili seyirciler, sizler onu tanıyorsunuz Türkiye'den. Bu sene yine yarışmaya katılmakta. Hi Johnny Logan. Merhaba. Oh, evet, Türkçe güzel. Çok az. Çok az. Johnny Logan, we know you from Turkey. Have you ever listened our song? I've heard the song only by preview. Did you like it? I like Turkey. Thank you. Sevgili seyircilerimiz, şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu kokteyldeyiz. Bu bir tanışma kokteyli ve hemen hemen bu kokteyli bütün ülkelerin sanatçıları katıldılar. Şu anda Lüksemburg adına yarışacak olan Plastic Bertrand'la beraberiz. Ve önce sormak istiyoruz, acaba Türk şarkısını dinleyebildi mi? Have you ever listened to Turkish music? Oh yeah, I like it, really. I saw on the TV, I think the singer Seyal is just great. She moves very well. And the song is very modern, very powerful. I like it. It's great. Thank you. Would you like to sing a song for Turks? Oh, yeah. Which one? Tell me. Which one you want? I'm going to sing one of my songs for the contest called Amour Amour. It means love, love. And that's what people need. Uh-huh. That's very important, love. So I say, Amour, Amour. Qu'est-ce que c'est bien quand tu nous tiens? Thank you very much for this song. Thank you. It's my pleasure. I can never remember his name. I mean, they were all arrogant. Bonsoir Sandra. Tu étais en Turquie avant. Tu as vu le vidéoclip de Turquie sur la télévision. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bien, je trouve que c'est le plus beau clip de tous les pays et les images sont très très belles. La Turquie c'est un beau pays et la chanson aussi. Et tu peux un petit peu parler de la chanson, le rythme c'est un peu Moyen-Orient? Non, je trouve que c'est bien, c'est très disco, on a envie de danser sur cette chanson, c'est rythmé, enfin c'est bien, c'est entraînant. Tu penses revenir en Turquie? J'espère revenir en Turquie, parce que je trouve que c'est un très beau pays, les gens sont très très sympathiques et je crois que je reviens fin juin, début juillet, pour faire une tournée et voilà, j'espère que mon disque marchera bien. Ah!
Burası da personel. Otellerin görüşleri de bu provadan sonra belirlenmiş olacak. Prova öncesi grubumuzun duygusal durumunu almak üzere ben sorularımı yöneltmek istiyorum. Bu sırayla başlayalım isterseniz. Siz söyleyin önce, nasılsınız? İlk provamız aşağı yukarı bir saat, bir buçuk saat sonra başlayacak. Çok rahatız, çok rahatız. Biraz heyecan var ama geçecek zannediyorum. Çok rahatız. Elbette heyecan olmasa zaten bir şey olmaz değil mi? Peki Seyhal Taner, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kendimi son derece formda ve morali çok yüksek hissediyorum. Sahneye çıktığım zaman herhalde müzik otoriteleri de onu fark edecekler. Ne kadar güzel böyle bir şey duymuş olmak sizden. Ya siz? Gördüğüm kadarıyla burayı çok iç acıcı, çok ferah bir yer olarak hazırlamışlar. Bu da bize ferahlık ve huzur getirdi. Zaten huzurluyduk, zaten moralliydik. Daha da moralimiz kuvvetlendi. Eminiz başaracağız. Evet, gerçekten oturmakta olduğumuz salon çok iç açıcı renkler içinde. Ve sizden başlayalım tekrar. Nasılsınız? Heyecan demeyelim, emin geldik çünkü. Yani heyecandan öte o eminliğin verdiği bir rahatlık var. Yani gülebilirim ama içim zaten kıpır kıpır. Peki ya Melis, ne söyleyecek? Aynı duyguları paylaşıyorum. Çok rahatım. Neşeliyim yani, hiçbir şey sorun bulmuyorum yani. Hepsi bu kadar. Ve siz? Heyecanlıyız, rahatız. Ve tüm sevgimizi bütün dünyaya iletmek için geldik. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel. Tekrar sizlere teşekkür edip bu defa Olcay Ahmet Tuğsuz ve Garo Mafya'nın yanına ulaşmak için şöyle kalksam olur mu acaba? Nasılsınız Sayın Tuğsuz? Çok. Bu morali gördükten sonra ben çok iyiyim. Çünkü benim bütün istediğim Seyhal'in ve Lokomotif'in rahat olmasıydı. Çünkü çok merak ediyordum. Buraya geldiğimiz zaman acaba heyecan onları birazcık bastırabilir mi? Yani birkaç gündür hep neşeliyiz ama burada devam edecek mi? Bakıyorum onlar çok rahat. Ben daha da rahatım tabii o zaman. Garo Mafyan, bizle ilgilenir misiniz biraz? Evet. Bir değerlendirme yapar mısınız prova öncesi? Prova öncesi oyun grubunun morali çok güzel. Ondan sonra Ahmet'le beraber bizim ikinci yarışımız. Bir kere ikimizin de çok güzel hatıraları tazelendi. Ekibimiz de hakikaten bütün arkadaşlar çok uyum içinde. Bütün gün sabah kahvaltıdan beri her şeye güldük, her şeye neşelendik. Aynı duyguları paylaşmak büyük yetenekse en güzel şey, inşallah en iyisi olacak. Hadi İşte burası yarışmanın yapılacağı sahne sevgili seyircilerimiz. Grubumuz Seyhal Taner ve Lokomotif biraz sonra, çok kısa bir süre sonra burada ilk provalarına başlayacaklar. Hadi hayırlısı diyelim.